saf su içerisine citre dediğimiz bir madde atıyoruz. Şöyle ben göstereyim. This is just water. We don't have anything in it. Kitre, kitre ağacından elde edilen yapışkan ve suyun yoğunluğunu, kaldırma gücünü sağlamada kullanılan bir ağaç. It is sticky and we made it from kitre tree. I don't know how to say it. Bir başka şekilde, biraz sonra, biraz sonra göstereceğimiz, serptiğimiz boyaların üzerinde kalmasını sağlıyor. It keeps the colors on the surface of the water. Evet. 2 litre su içerisine kitreden bunlar karıştırarak karıştırıyoruz. Fatma Hanım. We mix it with water. Üzerine 3 çay kaşığı. We put 3 teaspoons of 2 liters water. Karıştırıyorum. Kızım şurada şey vardı, bir onu verir misin? Orada bir torba var bak. Şimdi köşede. Köşede bez var. Üstü Bey'e doğru olan yer. Şurada, şurada bak, tam benim kat. Ben alayım. Ben alayım. Alsın mı müsaade? Yukarısı bir de. Bülent Bey biraz belki bir 5-10 dakika alacak da bu gerçekten gerekli bir şey. Fatma Hanım şu öbür taraftaki tekneyi de bir alalım. Küçücüğüm ama küçük. Özellikle ben birisini yaptım da Fatma Hanım, şunu daha önceden yaptık, şunu da görsünler diye. Şimdi bu kardığımız kitreler çok yapışkan bir madde olduğu için böyle tortu halde kalıyor. Kalmaması için sürekli karıştırıyoruz. As it's sticky, we should always mix it. Evet, karıştırıyorum. O aşağıda kalan tortu kısmında da şöyle bir torba içerisinde, ben yaparım, sen bulaştır. Yapmamızdaki neden kitrenin tortu halinde olan tortu kısmının torbada kalmasını sağlamak. It has substances at the bottom of the water. That's why we do it. No, my Evet. Daha sonra bu kitreli suyu kıvamına gelip gelmediğini anlamak için karıştırıyoruz ve şurada gördüğümüz köpükleri çalışmayı yaparken hava boşluğu kalmasın diye patlatıyoruz. Eğer patlatamıyorsak bunları kenara alıyoruz. Ben şurada yapacağım için bunu şimdilik sadece gösteriyorum. Evet. Bunun kıvamının olup olmadığını anlamak için de şurada göstereyim mi? Tekrar karıyorum ve şöyle bakıyorum ve son olarak şurada parmakta en son 1-2-3 damla kalınca kıvamında olduğunu anlıyoruz. Eğer çok koyu olursa içine tekrar su ekleme şansımız var. If it's so intense, we can add water. Evet. Kalkiyetime kurs açalım mı? O da alt eğitimde daha iyi yapanlar var hocam mı? Şimdi bunlar şu boşlukları almazsak bu boya almıyor. Evet. Şunlar da kullandığımız malzemeler. Var. Evet. Ben şöyle bir... Bu özel boyalar. Sarı kırmızı yanına gelmesin abi. Sarı kırmızı ben yeşil koyacağım da yeşilden çekemiyorum. Ama yine de koyacağım. Koy tabii canım. Doğanın renkleri bunlar. Açayım mı?
bunlar. Şimdi Ebru boyaları ilk atılan boya, bunun üzerinde demin de söyledim, kolay dağılmasını, kitre boyanın su üzerinde kalmasını sağladığı gibi, bir de çok affedersiniz, onu söyleyebilirsin, sığır ödü diye bir öt var, onu kesin kullanıyordu, o da boyanın orada noktalı kalması, o çok önemli. Ama buraya ben bir getirdim, burada kullanılıyor. O maddede mi kullanılıyor? O maddede, evet, bunda kullanılır. We şimdi talked about kitre, and ödü. It is made from kitre tree, and also ödü nasıl söyleriz? Ne olabilir? Sakla, sakla, sakla. Var mı? Some organ of cow. Yes. It's in use in kitre. Evet. Şimdi boyayı alınca şunun üzerinde. Ebro. 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 Sorry. Also a girl name in Turkey. Yes. Şuna su kabın içerisinden. Orada bardaklar var. Orada getirirsen fırçayı yıkayacağım. O boş bardağı su olabilirsin. Hangisi? Evet. Alır mısınız? Şuna alalım. Şöyle tutuyoruz. Şunu alıp sahiyle şöyle tutacağız. Tekrar alıyorum. Şunu alalım. Şu parmağı uzatalım. Üstünden vuralım. Ha. Evet. Aşağı aşağıda al. Evet, evet. Çok güzel. Very good. Evet. Başka bir renk daha alalım. Bunu koymadın mı? Koyar mısın?